Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri kimdir? Büyük Allah dostlarından ve kanaat önderlerimizden birisi olan Muhammed Raşid Hazretleri, 23 Mart 1930 tarihinde Siirt'te doğmuştur. Eğitimi medrese mezunudur. Ölümü ise 22 Ekim 1993 Adıyaman'dır. Tam ismi Seyda Muhammed Raşid El-Hüseyni, Es-Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleridir. Tasavvufçu kanaat önderlerimizden birisi olan Menzil Cemaati ve Nakşibendi Şeyhlerinden Muhammed Raşid Hazretleri çeşitli kaynaklarda ve medyada adı Seyda Muhammed Raşid El-Hüseyni, Es-Seyyid Muhammed Raşid Erol, Muhammed Raşid Erol menzil şeyhi olarak da yer almaktadır. 23 Mart 1930 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğdu. Bölgelerinde Seyit olarak tanınan bir şeyh ailesine mensuptur. Nakşibendi büyüklerinden sayılan babası Seyit Abdülhakim Hüseyin'in Hazreti Hüseyin radıyallahu anh soyundan geldiği kanaatiyle El Hüseyin'i lakabıyla anılmıştır dedeleri Seyyid Muhammed, Şeyh Muhammed Diyaüddin'in halifelerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli olarak tanınmıştır. Babası Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i, ilk hanımı Fatıma'dan Seyyid Muhammed, Seyyid Muhammed Raşid ve Seyyid Zeynel Abidin isimleriyle üç çocuğu ile Halime ve Hatice ismindeki iki kızı, ikinci hanımı Sıddıkadan da Seyyid Abdülbaki Kusesi Ruhu, Seyyid Ahmet, Seyyid Abdülhalim, Seyyid Muhittin ve Seyyid Enver ile birlikte Aynul Hayat, Refiat, Raikate, Naci adlı çocukları olmuştur. Evini Siyanüş köyünde Taruni köyüne taşıdığında Seyda Muhammed Raşit Erol 2 yaşında idi. Burada 13 sene kaldıktan sonra tekrar Bilvanis köyüne hicret ettiler. Babası bu köyde Seyide olarak tanınan Sekine Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Seyit Fevzettin, Seyit Abdülgani, Seyit Tacettin, Seyit Mazhar, Seyit Rakip isimli oğulları ile Hasine, Muhsine, Hasibe, Rukiye, Münevvel, Mukaddes, Mü'mine ve Hediye isimli kızları dünyaya geldi. Muhammed Raşit Erol Hazretleri, babası Gavs Seyit Abdülhakim Hüseyin ile birlikte Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra sırasıyla önce Bitlis'in Kasrik köyünde 11 sene, Siirt'in Kozluk kazasının Kadir köyünde 9 sene ikamet edip oradan da hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kahta kazasının menzil köyüne yerleştiler. Babası 1 Haziran 1972 yılında vefat edince başlayan irşat görevi 21 sene 4 ay 19 gün devam etmiştir. 1968 yılında halifelik icazeti alan Muhammed Raşit Erol Hazretleri, 1972 yılında başlayan irşat görevi bil fiil 11 yıl sürmüş, yurt dışı ve yurt içi aşırı ziyaretleri gelişmiş. Bu sebeple de 12 Eylül askeri darbe sonunda Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mecburu ikamete tabi tutulmuştur. Önce Adıyaman'a sonra Adana'ya oradan da Gökçe Adaya götüren Muhammed Raşit Erol Hazretleri çektiği sıkıntı ve Adana'nın havasının sıhhatini etkilemez sonucu Ankara'ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra merkezi idarenin izniyle menzile dönmüştür. Muhammed Raşit Erol Hazretleri tekrar tebliğ ve irşat hizmetine devam ederken 1991 yılının Ramazan Bayramı bayramlaşma sırasında kendisine içine zehirli böcek ilacı çekilmiş şırıngayla suikast yapılmış, eline isabet eden zehir etkisini göstermiş, acil müdahalelere rağmen hastaneye yatırılarak hayat tehlikeyi atlatmış, fakat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun süre ızdırap çekmiştir. Şeker, damar sertliği, tansiyon ve romatizma hastalıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Muhammed Reis Hazretleri, ölümünden bir yıl önce ayağı kırılmış, çektiği ızdıraplarına bir yenisi eklenmiş. Fakat irşat faaliyetleri kesintisi devam etmiştir. Romatizma sebebiyle her yaz gittiği Afyon'daki kaplıcalardan Ankara'ya dönüşünden birkaç gün sonra 22 Ekim 1993 Cuma günü Cuma namazından 2 saat sonra 63 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi vefat haberini alan on binlerce cemaatinin katılımıyla ertesi gün Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menzil köyünde babası Es Seyit Şeyh El Hüseyin'in yanı başında toprağa verilmiştir. Rabbimiz şefaatlerini nail eylesin inşallah bizleri.